Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimde sizlerle 7. ünitede karşımıza çıkan Ken gramer yapısını işleyeceğiz. Tabii ki meslekleri de göz ardı etmeyeceğiz. Ha bu arada hemen hatırlatayım. Bu ünitenin kelime bilgisi videosu yayında. Onu da mutlaka izleyin. Ken bir şeyleri yapabilmektir. Yani ability. Yeteneklerimizi anlatır. Örneğin pilot I can fly a plane diyor. Uçak uçurabilirim. Bilim adamları, scientists, they cannot fly a plane or they can't fly a plane diyorlar. Onlar uçak uçuramazlar. Soru şeklinde sormak istediğimizde ise can he fly a plane şeklinde soruyoruz. Yani can kelimesini cümlenin başına çekmemiz yeterli. Bu arada cannot açık hali, can't ise kısaltılmış hali ve daha çok can't şeklinde kullanılıyor. Soruların cevaplarını verirken her zaman söylediğim gibi lütfen sorunun başına bakın. Soruda verilen gramer yapısı ya da yardımcı kelimeyi cevapta kullanmaya dikkat edin. Can he fly a plane sorusuna yes he does, yes he is gibi cevaplar asla verilmez. Evet, işte bu da şemamız. Bu şemayı ve detaylı kelime listelerini videonun sonunda ulaşacağınız blog adresimden bulabilirsiniz. Ve isterseniz bastırarak çalışmalarınızı bunun üzerinde yapabilirsiniz. Evet, şimdi meslekleri artık bildiğinizi düşünüyorum ve şu anda sizden istediğim şey bu ve bundan sonraki slaytlarda videoyu durdurarak önce mesleğin adını bulun. Şu yeşil kısma getireceğiz onu. Daha sonra da hangi resmin hangi sayıyla eşleştiğini bulduktan sonra videoyu çalıştırın. Ben cevapları vermeye devam ediyorum. I can cut and sew fabrics. I can make dresses, skirts and trousers. I am cut and sew. Kesmek ve dikmek. Fabric ise kumaş. Zaten buldunuz değil mi? Evet, kumaşı kesebiliyor, dikebiliyor. Ve elbise, etek, pantolon gibi şeyler üretiyor. Bu durumda benim mesleğim tailor. I'm a tailor. Number two, I can operate on ill people. I can write prescriptions. I work at a hospital. Bir kere hastane kelimesini yakaladık, değil mi? Hastanede çalışıyor. Hasta insanları operate, ameliyat edebiliyor. Tedavi edebiliyor. I can write prescriptions. Reçete yazabiliyor. Bu durumda I'm a doctor. Oops. I can fly people and cargo. I can take you anywhere by a plane. I am, tabii ki buldunuz. I'm a pilot. I can fly people, insanları uçurabiliyor. Kargo da eşyalar, eşyaları uçurabiliyor. Uçakla taşınan eşyalar kargo oluyor. I can take you anywhere, take somebody somewhere, birini bir yere götürmek. Anywhere, herhangi bir yer demek. Uçakla herhangi bir yere götürebilirim seni diyor. I'm a pilot. I can cut, dye and design. Hair. I'm a hair dediği için hemen buldunuz. I'm a hairdresser. Kuaförüm. Keserim, saçları dizayn ederim, şekil veririm. Evet, bir sonraki çalışmamızla devam ediyoruz. Evet, ne yapacağınızı biliyorsunuz artık. Ben açıklamalarıma devam ediyorum. I can mend electrical devices. Mend. Elektrikli aletleri onarabiliyorum. Bu durumda I'm a technician. Number two, I can type letters and answer the phones. I work in an office. Ofiste çalışıyorum. Type daktilo yazmak demek. Bu bilgisayar klavyesi olarak da düşünebilirsiniz. Artık daktilo çok kullanılmıyor tabii. Mektup yazarım, telefonlara bakarım, ofiste çalışırım. Bu durumda I'm a secretary. Sekreter.
Bir numara teknisyendi, iki numara sekreter. Number three, I can go to space by spaceship. I wear special clothes. Space uzay. Uzay deyince hemen buldunuz zaten. Uzay gemisiyle uzaya gidebilirim. Ve özel elbiseler, special özel, özel kıyafetler giyiyorum. Bu durumda I'm an astronaut. Astronot. Number four, I can defend people's rights. I go to court. I'm a defend savunmak demek. İnsanların haklarını savunurum. Bu kesme es takısı aitlik eki arkadaşlar. Kime ait? Kimin hakkı? İnsanların hakkı. Mesela Ali'nin arabası desek, Ali kesme S. Alice car. Ali'nin arabası. İnsanların haklarını savunabiliyorum. Bunu yapabiliyorum. Ve court, mahkeme demek. Court, mahkemeye giderim. Bu durumda benim mesleğim I'm a lawyer. Yani avukatım. Evet, şimdi bir boşluk doldurma çalışması yapacağız. Monsters will help us. Evet, canavarlarımızı görüyorsunuz. This is Monster Game. Bu Monster oyununda canavarlarımızın gözetiminde bu kelimeleri boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Hadi bakalım, hemen başlayın. Evet, ben de bu arada yerleştirmelerimi yaptım. Hemen cevapları kontrol edelim. Evet, size açıklama yapmak istiyorum. A scientist can do experiments in a lab. Evet, scientist bilim adamı. Bilim adamı ne yapabiliyor? Experiments deney. Laboratuvarda deney yapabiliyor. Doktor ne yapabiliyor? Can look after, bakmak, ilgilenmek demek. Sick people in a hospital. Hastanedeki hasta insanlara bakıyor, onlarla ilgileniyor. Mekanik, tamirci ne yapabiliyor? Can mend a car, bir arabayı tamir edebiliyor. Garajda bir arabayı tamir edebiliyor. Polis ne yapabiliyor? Catch thieves, hırsızları yakalayabiliyor. Catch, yakalamak. Journalist, gazeteci ya da haberci de diyebilirsiniz. Ne yapabiliyor? Write articles for newspapers. Gazete için, newspapers, gazeteler için makale, articles, makale, yazılar, köşe yazıları ve diğer yazıları yazabiliyor. Firefighter, itfaiyeci demek. Aynı zamanda buna fireman da diyebilirsiniz. O ne yapabiliyor? İtfaiyeci ne yapabiliyor? Put out fire. Put out fire, yangını söndürmek demek. Yangın söndürebiliyor ve fire station'da çalışıyor. Yani itfaiye merkezinde çalışıyor. Secretary, sekreter nerede çalışıyor? Works in a office. Ofiste çalışır. Burada can kullanılmamış. Evet, şimdi bir reading çalışması yapacağız. Öncelikle parçayı ben size okuyacağım. Bu arada dikkatle dinlemenizi ve anlamaya çalışmanızı istiyorum. Anlamada zorluk yaşarsanız cümleleri bulmak için harcayacağınız zaman da parçayı anlamak için de çaba sarf edebilirsiniz. Ben parçayı bitirdikten sonra videoyu durdurmanızı ve soruların cevaplarını parçadan bulduktan sonra tekrar çalıştırmanızı istiyorum. Hadi başlayalım. I'm Tim Burt. I'm an architect. I work in a construction company. I can design and draw building plans, but I can't build a house. I start work at 9 in the morning and I leave the office when I finish my work. I'm off on Sundays. I love my job because it's my dream job. Evet, şimdi hemen videoyu durdurun. Soruların cevaplarını bulmaya çalışın. Evet, soruların cevaplarında zorlanan arkadaşlarımız için parçayı biraz açıklayalım. Benim adım Tim Burt. Arkitekt, mimarım. Nerede çalışıyorum? Construction Company, yani bir yapı firmasında çalışıyorum. I can design and draw building plans. Yani binaların planlarını tasarlıyorum, çiziyorum. Ama evleri ben inşa edemiyorum. Öyle bir yeteneğim yok. Ben sadece tasarım, çizim kısmındayım. I start work at 9. Sabah 9'da çalışmaya başlıyorum.
Ve ofisi terk ettiğimde leave ayrılmak. Yani ofisten çıktığımda saat kaç? Saati bilmiyoruz. Ama ne zaman çıkıyor? When I finish my work. İşimi bitirdiğimde. Bu when'in anlamı bu arkadaşlar. When'den sonraki cümle gerçekleştiğinde bir önceki cümle gerçekleşiyor. Yani ofisten ayrılmam işimi bitirmeme bağlı. I'm off on Sundays. Off demek çalışmıyorum, boş günüm demek. Pazarları çalışmıyorum. İşimi seviyorum çünkü, because çünkü, neden seviyorum? Bu benim hayalimdeki iş. Şimdi soruların cevaplarına gelelim. What does he do? Mesleği nedir? Ne iş yapıyor? Sorusu bu. What does he do? Bu sorunun cevabını verirken sakın he does diye başlamayın. Direkt mesleğini söylemeniz yeterli. He is an architect. O bir mimar. Where does... Ops, buradaki özne eksik. Bir saniye. Evet, hemen eksik özneyi ekledik. Where does he work? Nerede çalışıyor? He works in a construction company. Gördüğünüz gibi gereksiz bilgileri almıyorum. Sorunun cevabı neyse onu tam olarak almanız yeterli. Ve cümle içindeki özneyi kullanarak cevabı vermelisiniz. Dikkat ettiğiniz gibi parça hep I am, I am, I am diye anlatıyordu. Eğer I work in a construction company olarak cevap verirseniz yanlışlık olur. Çünkü burada o nerede çalışıyor diye soruyor. Halbuki siz I work dediğinizde ben çalışıyorum diye cevap vermiş olursunuz. Reading parçalarında soru cevaplarda en çok yapılan hata budur arkadaşlar. Parça içinde verilen bilgiyi sorudaki özne ve gramer yapısını kullanarak değiştirmeniz gerekiyor. What does he do at work? İşte ne yapıyor? He designs and draws building plans. Tasarım ve çizim kısmını. Gördüğünüz gibi burada ne diyordu? I design diyordu. Sakın cevabı I can design and draw buildings plans diye koymayın. Gördüğünüz gibi geniş zamanda sorulmuş. Bu yüzden S takılarını unutmadım. Ve aynı zamanda da he öznesini kullandım. Can he build a house? Ev inşa edebiliyor mu? No, he can't. Hayır, edemiyor. What time does he start work? İşe çalışmaya ne zaman başlıyor? He starts work 9 in the morning. Buraya at de koyabilirsiniz. He starts work at 9 in the morning. Sabah 9'da başlıyor. Does he work every day? Her gün çalışıyor mu? No, he doesn't. Çünkü pazar günleri boş günüydü biliyorsunuz. Why does he love his job? Neden işini seviyor? Bakın why sorusunun cevabı because'la gelecek. Because it is his dream job. Çünkü bu onun hayalindeki meslekti. Dikkat edin, it is my dream job dedi. Eğer because it is my dream job derseniz mimarlık sizin hayaliniz olur arkadaşlar. Bu yüzden gerekli değişiklikleri yapmak çok önemli. Eğer bunları yapmazsanız sınavlarda işte puanlarınız böyle kesilir arkadaşlar. Aman dikkat. Şimdi bir iki soru cevap yapacağız. What are you interested in? Ne ile ilgileniyorsunuz? İlgi alanınızda ne var? Bu sorunun cevabını verelim. İsteyen arkadaşlar videoyu durdurup cevapları bulduktan sonra yanıtları görebilir. I'm interested in olarak başlıyoruz. Art, music, sports, neyle ilgileniyorsanız işte bu boşluğa o gelecek. Ama cevap I am interested in olarak başlar. What's your favorite school subject? En sevdiğiniz ders nedir okulda? It is social sciences. Eğer birkaç tane vermek istiyorsanız bu sorunun cevabını they are olarak değiştirmelisiniz. They are social sciences and maths gibi. Çünkü birden fazlaysa they are. Tekse it is. What do you like doing in your free time? Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın? I like reading a book, playing guitar gibi cevaplar verebilirsin. I like temel. Daha sonrası senin boş zaman aktiviten. What is your dream job? Hayalindeki meslek nedir? I want to be a doctor. I want to be.
I want to be olmak istiyorum demek. Olmak isterim. Doktor olmak isterim, öğretmen olmak isterim veya buna direkt olarak it is'le de cevap verebilirsiniz. It's a doctor, it's a teacher gibi. Evet, yine bir oyunla biraz daha zor kelime boşluk doldurma çalışmasıyla dersi yavaş yavaş bitireceğiz. Hemen videoyu durdurun. Kelimeleri koymaya çalışın bakalım. Biraz zorlayın. Evet, bu zorlu boşluk doldurma çalışmasının cevaplarını hemen vereyim. What do you do at work? İşte ne yaparsın? My favorite school subject is English. En sevdiğim ders İngilizce. A doctor examines the people. Doktor insanları muayene eder. I'm a sensitive person. Sensitive hassas demek. Hassas, duygusal bir insanım. I'm good at numbers and figures. Şekillerde ve sayılarda iyiyim. Bir şeyde başarılı olmak, iyi olmak. Be good at. In my dreams, rüyamda, rüyalarımda, I usually see myself in a lab. Genellikle kendimi laboratuvarda görüyorum. Myself kendim demek. Kendi kendime, kendim. Kendimi nerede görüyorum? See, laboratuvarda görüyorum. What do you do in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın? I go to doctorate class on Mondays. Pazartesi günleri doktora sınıfına gidiyorum. Biliyorsunuz üniversitede yüksek lisansta ve daha sonrasında doktora yapmak var. O da bu da sınıf, onun sınıfına gidiyormuş. Which days do you work? Hangi günlerde çalışırsın? Evet, burada biraz sizi zorladım, kabul ediyorum ama iyice öğrendiniz. Evet, şimdi bu dersin sonunda kesinlikle kanalda yüklü olan Simple Present Tense 1 ve 2 videolarını mutlaka seyredin. Çünkü bu konunun içinde o konunun da tekrarı var. Soru çıkabilir. Evet, videolarım yayınlanmaya devam etsin istiyor musun? Yenileri de gelsin istiyorsan lütfen beğenmeyi unutma. Öğretmenine destek ol. Reklamları da tıklayabilirsin. Evet, dersime katıldığın için teşekkür ediyorum. Umarım senin için faydalı ve eğitici bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.